Bugün efsane bir video ile karşınızdayız. Bir yanımda devasa bir kırılmaz kutu var. Diğer yanımda ise mini minnacık bir kırılmaz kutu var. Bu kırılmaz kutunun içine Musa ve Ahmet girecek. Ama hemen size kırılmaz kutuları yakından göstermek istiyorum. Büyük kırılmaz kutumuz 2,5 metre boyunda ve çift katmandan oluşuyor. Bir tarafı tahta. Tahtayı kırıp aşan kişiyi demir bir plaka karşılayacak. Yani bu kırılmaz kutudan çıkmak çok zor. İmkansız gibi bir şey. Bu kırılmaz kutumuz ise 1 metre boyunda ve çok küçük. Buna siz nasıl sığacaksınız? Kaslarını patlatacağım. İki sıkarım kendimi diyorsun, patlatırım diyorsun. Ama... Hay anasını. Bu büyük kırılmaz kutu ne kadar zorsa küçük kırılmaz kutu da çok zor. Görmüş olduğunuz gibi bunda da aynı şekil. Birinci katman tahtadan, ikinci katman ise metalden oluşuyor. Bakalım bu kırılmaz kutu kaslarıma dayanabilecek mi? Bakacağız sonuca. Tamam, bisepsini bir göster. Of of of, yıkılıyor bisepsler. Biz bu kırılmaz kutudan çıkarız da. Bu videonun ödülü olmazsa girmem bu kutulara. Moderatör olarak benden güzel bir ödül bekliyorsunuz. Doğru muydum? Evet evet. Bize paradan bahsetsin. Okay. Yine benden bir şeyler çıkacak. Tabii ki de. Görmüş olduğunuz gibi elimde canlı canlı para var. Eğer ki bu kırılmaz kutudan kim çıkarsa 3000 TL kazanıyor. Şey, bir çekil aradan. Abi ben büyük olduğum için bence büyüğe geçeyim. Abi. Sen küçüksün. Küçüğe geç. Kim nereden biliyorsun? Taş, kağıt, makas. 1-0. 3'te bitiyor, 3'te bitiyor. Taş, kağıt, makas. 1-1. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Abi yavaş yapıyor. Yavaş yapıyor lan o. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 2-2. Kim kazanırsa gireceği kutuyu o seçiyor. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ya hadi be! Ya hadi be! Büyük kırılmaz kutuya mı girmek istiyorsun? Küçük kırılmaz kutuya mı? Abi büyük hayaller olan büyüğe geçer. Küçük hayaller olan küçüğe geçer. Hazırsanız sizi kırılmaz kutunuza yolluyorum. Oo, harikasınız. Şimdi evet, orada durumu nasıl? Hiç böyle hayal etmemiştim. Osursam osurumda mı olacağım yani? Sen buradan çıkabileceğini düşünüyor musun? O Ahmet'e 3000 liraya bırakır mıyım zaten? Durumu nasıl? Durumunu aktar bana. Durum güzel ya. Geniş değil mi? Rahat. Aa. 2,5 metre mi abi? Evet bu. Burada bir bar çıkacak yerim. Sen bu tahtadan çıkıyorsun. Tamam abi. Okey. Bu arada ben çok üşüyorum, montumu giymem lazım. Sizin tabii ki de kendine göre bir eviniz var. Ben dışarıdayım. Aynen, bayağı ferah benim evim, aynen. Isınma turu olarak ikiniz de güzel bir ısının diye Musa sana bir çatal, Ahmet sana da bir çatal. Bu çatal ile bulunduğunuz korumdan çıkmanız için 3 dakika süre tanıyorum. Hazırsanız sürenizi başlatıyorum. 3, 2, 1. 3 dakikanız başladı. Çok zorlu bir yer. Ben şimdi buna nasıl kırayım Allah aşkına? İmkansız. Öyle göründüğü bir şey kolay. Şunun haline baksana ya. Şurada bir çetele yapıyorum, kaç gün kalırsam. Oo oğlum, çatal iyiymiş lan. Bir şey diyeceğim, bu alemi çatalım bizi gebertir. Ahmet ne yapıyor, çıkamadı değil mi? Ahmet nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Lan ne yapmışsın çatala? Bu ne? Aa lan devam et, devam et, süren devam ediyor, hadi. Dur Musa'ya bakacağım ben. Ahmet bak, Musa sende durumlar nasıl? Oo sen bir şey değil mi, Ahmet'ten çok iyi gidiyorsun ha. Tabii lan. Bu arada son bir dakikanız kaldı ona göre. Abone olun arkadaşlar, bak abone olun yazıyorum bak. Abone. Oh! Şu anda kanala abone olup bizi tuşa açmayı unutmayın. Bir de bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer beğenirseniz daha güzel videolar gelir. Musa'nın tarafını gör, senden daha iyi gidiyor. Bak çatal da onu yapmışsa bence ilk o çıkacak gibi. Bir şey görünüyor burada. Ahmet sen bildiğin fare gibi orayı çevirmişsin. Son 30 saniyeniz kaldı. Evet çatalları alayım, ver. Ver 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 ver, çatalları var, çatalları var, çatalları var. Ahmet'in çatalına bak. Oğlum buna ne yapmış lan? Annem bizi öldürecek. Bu ne oğlum? Bunun ırzına geçmiş. Bu ne? Ahmet bayağı çaba sarf ettiği belli oluyor ama onun tarafına baktığımızda hiçbir şey yapmamış gözüküyor ama bilmiyorum. Deli kaçtı. Bu arada size şöyle bir şey söyleyecektim. Videonun başında söylemedim. Küçük kutu büyük kutudan bir tık daha zayıf. Yani sen büyük kutuyu seçerek, rahatını düşünerek kendine kötülük ettin dostum. Ya böyle de tuzağa düşersin. Musa bu arada sen de buraya düşerek iyi bir tercih ettin çünkü bunun tahtası daha zayıf. O yüzden çatalla öyle yapabildin. Bence boşlukları vardı aralarında o yüzden. Burada sizin kafanızı karıştırdım, anladın mı? Dedim ki şimdi birisi kalkacak büyüğe geçecek rahatını düşünüp ama onu daha zor bir bölüm karşılaması lazım çünkü orada rahat. Tuvaletim gelirse ben buradan nasıl çıkacağım? Bilmiyorum. Onu sen düşün. Yapacak bir şey yok. Abi herkes kolayı başarır. Önemli olan zoru başarmak. Arkadaşlar burası aşırı dar. Yani uzanamıyorum, hareket bile edemiyorum. Böyle bağdaş kurmuşum, oturmuşum. Anam örümcek ağları var lan burada. Birazcık şuraya hasar verdim. İşte kalbim de böyle benim arkadaşlar. Acaba buradan nasıl çıkabileceğim ya? Abim de uyanık, 2,5 metre yapmış çıkamayayım diye. Biraz vakit geçirdikten sonra ben geldim. Hoş geldin. Size yeni bir yarışma ile geldim, tamam mı? Çok efsane bir yarışma. Görmüş olduğunuz gibi elimde kilitli bir kutu var. Bu kutuyu sadece bir tane anahtar açıyor. O anahtarlardan bir tanesi
bunların içinde. Eğer ki doğru anahtarı bulursanız otomatik testere kazanıyorsunuz. Aa. Bak otomatik testereyle kesin buradan çıkar. Şimdi arkadaşlar kısa çöp uzun çöp yaptıracağım onlara. Bir tane uzun çöpümüz var, bir de kısa çöpümüz var. Bunları böyle buraya koydum. Hatta bunu biraz daha kısaltayım ki alttan çıkmasın. Şu uzun çöpümüz, bu da kısa çöpümüz. İkinize kısa çöp, uzun çöp yaptıracağım. Uzun çöpü çıkarsa ne oluyor? Uzun çöpü çekersen ilk sen başlıyorsun. Kısa çöpü çekersen ilk Musa abim başlıyor. Çek. Ve Ahmet doğru bildi. Musa, sana kısa çöp kaldı. O yüzden ilk Ahmet başlıyor. Sorun değil. Otomatik testlerinin sahibi kim olacak? Ahmet, bir tane anahtar içinden seç. Aldın mı? Evet, dene bakayım. Ooo! Tekne buldu! Yemin ederim tekne buldu. Yemin ederim tekne buldu. Ooo! Vallahi tekne buldu. Bak vallahi bana inanmıyorsan kameramanı söyle. Tekne bulmadı mı? Bak yemin ediyorum tekne buldu. Ben neyle çıkacağım oğlum? Sana bir şey buldum merak etme. Sen bu videoya bal diyerek mi geldin? Abi yok. Adama büyük kırılmaz kutu çıkıyor. Otomatik sesleri çıkıyor. Bari şansımı deneseydin. Tamam gel Musa bir kere şansını deneteceğim bekle. Ahmet'in buldan anahtarı bu arada Musa görmedi bak. Karıştırdım. Gel. Vallahi Ahmet tekli buldu. Seç bir tane anahtar. Tamam. Bu diyorum ya. Şimdi Ahmet tekli buldu ya. Eğer ki sana tekli bulursam bir tur daha oynayacağız. Bak olmuyor. Doğruyu bulmuş, hak etmiş. Bana tahta testere bir şey verin. Al. Al. Deneyebilir miyim? Şimdi değil, dur süren var. Süren var. Dur. Bu arada bu videoda tabii ki de güvenlik önlemlerimizi alacağız. Ahmet'ciğim bu gözlüğü takar mısın? Gözün korunsun çünkü suratına herhangi bir şey olmasın. Musa. Kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Bunu da al tak. Herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Güvenlik önlemini al. Ne güvenliği önlemi alacağım? Hiçbir şeyim yok ki. Havayla mı? Bu arada sana kıyamadım. Tabii ki de sen böyle eli boş durmayacaksın içeride. Vallahi bir şey vereyim. Ahmet'e otomatik testere vermişken sana da manuel veriyorum. Lan arabayı da zaten manuel kullanıyorum. Bak gör Ahmet'ten daha iyi yapacağım. Biz bu hayata yoklukla geldik arkadaşlar. Oğlum aklıma bir fikir geldi. Ben burayı kesersem çıkarım. No. Elinizdeki ekipmanları kullanma süreniz 2 dakika. O halde süreniz başladı. Oğlum sıkış sıkış var ya buradan da rahat geçemiyorum ki. Rahat hareket edemiyorum. Kolumu rahat bile açamıyorum. Kesin Ahmet çıktı. Ahmet çıktı mı yoksa? Ve süreniz bitti. Bitti. Ver. Oo Ahmet'e bak. Helal lan sana. Oğlum içerisi çok da rahat bile hareket edemiyorum ki. Ya çatal daha iyiydi ya. Ahmet sen bayağı iyi gittin ha. Baksana çıkacak lan bu. Çiviler olması abi. Aa çiviler mi tutuyor burayı? Ahmet çok iyi mücadele etmişsin ha. İlk katmanı geçtin. Geriye kaldı ikinci katmanın. O metal kısımlarını da bu şekilde başarıyla geçersen ödülü kazanıyorsun. Musa. Burası çok kötü. Oğlum sen hiç çatalla şey yapma... daha iyiydi. Evet çatalla daha iyiydi. Ben zaten çatalı tekrardan geri alsam çok iyi olur. Ahmet bu arada elektrik testerinin bunun hakkını vermiş. Oğlum ben de olsa ben kesin çıkmıştım. Al ufaktan yine yap bak al. Al bir vur bir vur bir kere vur bir kere vur. Al Ahmet görmeden çabuk. Ver. Ya sesin gelmiyordu da pardon. Ver yeter. Pardon sesin yeter. Gelmiyordu. Bu arada Musa abim test sesini bir kere böyle kullandırdım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Bak Ahmet'e söyledim sonra yorumlarda demeyin. Yok abi hile yaptınız. Yok Ahmet'e haksızlık yaptınız demeyin. Yorumlarda öyle bir şeyler yazmayın. Gırılırım. Kalbim çıt olur. Her turda olduğu gibi sizi yine baş başa bırakıyorum kutularınızda. Burada bir saat sonra görüşürüz. Bir testleri daha olsaydı çıkardım ya. Ellerim acıdı. Ellerime battı. Ah, işte bu Musa Bedir'in gücü. Musa sen ne yapıyorsun? Bütün el imkanlarımla burayı kırdım. Musa sen ne yapıyorsun? Seni sadece kutunun içinde dur diye bıraktım. Sen ne yapıyorsun? Ama kaslı kollarımla yaptım. Musa dur dedim ben sadece sana. Ama elimle açtı. Tamam neyse sırf küçük kutlasın diye sana acıyorum şu an. Bak hala yapıyor. Ya, bırak. Ama, lan elini çek. Ama kendi imkanlarımla. Hayır yarışma olmadığı sürece dokunamaz. O zaman beni kırılmaz kutuya sokuyor. Bak Ahmet onun usulsüz duruyor ya. Ahmet ferah çünkü. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Çivileri uğraşıyor. He çivileri mi gevşetmeye çalışıyorsun? Seni çakal. Musa abi nesin? Niye rahat durmuyorsunuz ya? Ben çıkardım. Oğlum içeride duracaksın sadece. Herkes bir şey yapıyor hala ya. Ben o zaman size ekipman vermiyorum Musa. Siz ekipmansız daha iyi kapışıyorsunuz. Sana şu an biraz göz yumuyorum. Sıkıntı yok ama. Rahat durun lo!
Ahmet'le Musa rahat durmadığı için hemen hızlıca bir diğer etaba geldik. Bu elimdeki timsah atış oyununda yanlış dişe basan kişiye en kötü ekipmanı veririm. Tabii. En kötü ekipman ne abi? Şimdi onu sürpriz olacak. Efsane bir güzel ekipman var. Umarım yanlış dişi bulmazsınız. Peki böyle sert bir çalışta böyle yumuşak bir oyunun gelmesi. Ahmet şimdi anahtar oyununda sen başlamıştın. Şimdi Musa abiden başlıyoruz. Musa kabul mü? Kabul. Ahmet'e haber edin, ben buradan her türlü çıkacağım. Bir tane dişe bak. Gitti. Tekte geç. Tekte gel. Kanala like atan abone olanlar için. Oha! Bu prodüksiyonu kurmak çok kolay olmadı. O yüzden emeğimizin karşılığı olarak bu kardeşine destek çıkmak için aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Ve Musa'nın tarafına geçiyoruz. Bildi Musa. Mi lan o? Bildi bildi. Oha! Evet, şimdi sen sıra Ahmet. Musa abin doğru bildi. Ahmet yanlışı buldu. İşte bu. Yarışmayı kazanan Musa oldu. O halde ekipmanlarınızı getiriyorum. Ahmet'e kötü ekipman vereceğim. Musa'ya efsane bir ekipman vereceğim. Göreceksin zaten. Getiriyorum ekipmanlarını. Musa'cığım ekipmanın ispiral. Ciddi misin? M2 videosu böyledir. Kimin kazanacağı kesin net değildir, anladın mı? Her an oyun değişebilir. Her an. Senin ekipmanın ise taş. Tamam. Güzel ekipman. Ama ben taş kullanmak istemiyorum. Verdiğim ekipmanları kullanmak zorundasın. Burada moderatörü benim. Ben ne dersem olur. Tekme atamazsın. Abi. Lan karışmam. Taşla. Lan dur, başlatmadım. Hayır, merak ettim, tahtayı kesiyor mu? Bu ekipmanları kullanmanız için süreniz 1,5 dakika. 3, 2, 1. Başla. Musa gel. Oğlum ben burada çıkmaya çalışırken nasıl, bir dakika. Ahmet çıktı. Nasıl çıktı lan? Taş daha mı iyiymiş? Ahmet bildiğin metali böyle çivilerini kopartıp attı. Bu arada götüm uyuştu. Cidden mi? Gerçekten götüm uyuştu. Şu salop var ya. Salop uyuştu. Bak ciddiyim. Ayağım seki seki çıkacağım. Ahmet seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gel Musa abi yardımcı olalım, dur. Çık 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 çık. Kardeşim benim, kardeşim. Lan çık. Dünya vermiş. Burası çok dardı. Bir dakika. Her tarafım uyuşmuş. Oğlum bu çok güzel çıkmış lan. Evet abi çok temiz çıkmışsın. Garip olan da bu yani. Niye tertemiz çıkmışsın? Oğlum ben bu kadar kolay çıkacağını düşünmemiştim. Oğlum kalça mı uyuşmuş? Sen harbiden orada iki ciddi büklüm. Ciddi iki büklüm oldun ha. Ahmet. Kantası yok olmuş. Oğlum ciddi. Ahmet yokluyor oğlum. Bu bu arada iyi ki bu gözlükleri verdin. İçeride yoksa sıkıntı çıkardı. Güvenlik önemimizi almak için. Gözde toz da kaçabiliyor. Tabii gözde toz da kaçabiliyor kesinlikle. Bu arada şey donunun içine talaş kaçtı. Ciddi diyorum. Lanet. Oğlum ben hiçbir şey anlamadım lan. Bak Musa'nın kutusunun son durumu bu şekilde. Bu arada ben buradan çıkamazdım. Çıkamazdım o küçücük yerden. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bu kutudan çıkmam için o tarafı komple yok etmem lazımdı. Evet. Bu tarafta Ahmet'in kutusunun son hali. Bu arada ikinize çok tebrik ediyorum. Efsane mücadele verdiniz ve size çok iyi ekipmanlar verdiğimi düşünüyorum. Ama kiminiz o ekipmanları güzel kullandı, kiminiz kötü kullandı. Şey bekliyordum senden, ikiniz de güzel mücadele verdiniz, kaybedene bir 1000 lira ateşliyorum ya, falan ya, bekledim ya, yani ya. Bekledim. Öyle bir şey yok. Helal olsun, tebrik şey ediyorum ya. Gel buraya. Helal olsun, hakkında kazandın. Bu arada benim eğlendiğim bir video oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne, sen kime teşekkür ediyorsun? Öyle havaya. Herkese teşekkür ederim. İzleyenlere, sana, herkese teşekkür ederim. Benim için çok eğlenceli bir video oldu. Biraz içeride sıkıştım, mıkıştım. Ama olsun. Şansın o çıktı yani. Adam sana taş kağıt makas yaptı. Hakkıyla kazandı. Aynen öyle. Ya hile mi yaptık? Bak onu geçtim. Evet. Bak. Her şeyi geçtim, ciddiyim. Anahtarı nasıl tekte buldum? Onu çok şaşırıyorum. Harbi anahtar. Olayı bak tekte buldum. Bu arada Ahmet'e o testleri çıkmasaydı Ahmet buradan zor çıkardı. Evet, o testleri dönüş noktası oldu. Evet. Bu arada bir şey diyeceğim. Çok da geç oldu. Biz sabah başladık, şu an hava kararmak üzere. Evet. Bir an önce videoyu bitirip evlerimize dalmak istiyoruz. Ahmet'ciğim seni tebrik ediyorum. Ahmet'e bir alkış, bir alkış, bir alkış, bir alkış. Ahmet'ciğim 3000 lira seni takdim edeceğim. Edeceğim, bekle burada, sen bekle. Edeceğim diye bir şey yok. Musa'yı uğurlayalım ya, gitsin evin. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer ki bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşu açmayı unutmayın. Yani çıkan videoda da gitmeyi unutmayın. M2B 2,5 milyon abone kutlaması. Hazırsanız. M2B 2,5 milyon abone. Uçmalı. Lan o nereye gidiyor? Nereye gitti ya? Bu demek oluyor ki bir an önce 3 milyon olmamız lazım. O yüzden hemen 3 milyon olmamız için aşağıda abone olup zil tuşu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere Musa'cığım. O zaman selamünaleyküm.